Bölüm 19. Boşanma ile ilgili soru. İsa bu konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye sınırlarına, Şeria Nehri'nin ötesine geldi. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanlarını orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı Ferisiler onu sınamak amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan ta başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya, öyleyse, dediler. Musa neden erkeğin karısını bir boş kağıdı verip boşayabileceğini söyledi? İsa onlara, Musa, karılarınızı boşamanıza yüreklerinizin katılığından ötürü izin verdi, dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya, eğer bir erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi, dediler. İsa onlara, herkes bu sözü kabul edemez, dedi. Ancak böyle bir Tanrı vergisine sahip olanlar kabul edebilir. Çünkü ana rahminden, doğuştan hadım olanlar bulunduğu gibi insanlar tarafından hadım edilmiş olanlar ve kendilerini göklerin egemenliği uğruna hadım saymış olanlar da vardır. Bunu kabul edebilen kabul etsin. İsa küçük çocukları kutsuyor. O sırada bazıları İsa'ya üzerlerine ellerini koyup dua etmesi için küçük çocukları getirdiler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı. Zengin genç adam. Adamın biri İsa'ya gelip, "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa ona, "İyilik konusunda neden bana soru soruyorsun?" dedi. "İyi olan tek biri var. Yaşama kavuşmak istersen onun buyruklarını yerine getir." "Hangi buyrukları?" diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. "Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme. Annene babana saygı göster ve komşunu kendin gibi sev." Genç adam, "Bunların hepsini yerine getirdim," dedi. "Daha ne eksiğim var?" İsa ona, "Eğer eksiksiz olmak istersen git varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle," dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Zengin bir kişinin göklerin egemenliğine girmesi güç olacak. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. "Öyleyse kim kurtulabilir?" diye sordular. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkün," dedi. Bunun üzerine Petrus ona, "Bak," dedi. "Biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik.
neyimiz olacak? İsa onlara, size doğrusunu söyleyeyim, dedi. Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet, ardımdan gelmiş olan sizler, 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakmış olan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.